Merhaba arkadaşlar, muhteşem bir video ile sizlerleyiz. Bugün organik yiyecek ve içecekleri tadacağız. Aynen öyle. Bunlar organik abur cubur da olabilir hatta. Genellikle organik dendiği zaman tattan zevk alma şey düşüyor. Genelde fiyat artıyor. Fiyat artıyor, çok doğru. Ama şimdi doğru. Şöyle bir şey, hani kendi hayatımdan buna bir örnek vereyim. Pera organik beslensin evet. Diye biz bu şekilde tercih ediyoruz. Niye gülüyorsun? Hiç. Ondan evet. Sonra evet biraz pahalı ama şöyle bir şey var, lezzet gerçekten benim çocukluğumda yediğim o kadar lezzetler. Evet. Aynen, bakalım. Yumurtasından sütüne, ha, öyle şeyler evet. Tavuğundan zeytinine, ekmeğine, peynirine. Yani burada gerçekten... hiçbirini göremiyoruz ama bunlar bilemiyorum. Yani şu çocukluğumun gofreti olur mu bilmiyorum. Şimdi işte, burada bu arada bunları yeni aldık. Bugün aldık. Burada 105 lira var şurada. Oha! Tanesi 5,5 liraydı. Öyle öyle. Sanırım, 105 lira mı? Evet. Şuncacık şey. Şuncacık şey 105 lira. Fındık sütüyle başlayalım ay, derim. Fındık sütüyle nasıl yapılıyor ya? Fındık sütü. Fındık sütü. Nasıl kokuyor? Ben bence o yetmeyecek, bunu da açayım. Tabii tabii, onu iki kişiye böleceğiz. 20 lira. Aynen 20 lira gitti oradan. Kakaolu falan mı? Peki. Abi, yok abi, fındık sütü. Fındık sütü diye bize böyle sattılar. Biz de aldık. Aldık. Güzel kokuyor. Evet, organik fındık sütü içelim. Buyursunlar efendim. Fındık sütü. Ağzı şöyle bir yapıyor. Bununla mesela konuşman değişiyormuş gibi bir şey söyleyeceğim. Yani. Ben çok beğendim. Ben beğenmedim. Beğenmedim. Ben beğenmedim. Bak nasıl biliyor musun bence? Fındık, gerçek fındığı aldı. Ama kabuğuyla. Kabuğuyla. Sonra gerçekten sütün içine bıraktı. Birkaç evet. Gün, 4-5 gün. Hatta rondoda da çektin. Çektin. Hatta kabuğuyla yaptım bunları. Ben beğendim ama. Ama biraz şeker atmışlar sen. Burada ben Ersan abiyi devreye sokmak istiyorum. İçilecek bir şey değil ama içilecek bir şey dedi. Sen daha içer misin daha? Çizim, daha ben daha içerim. Allah'a içim. Ben merak ettim. Ben pisirdim. Gerçekten biliyorsun. Vallahi içerim. Bu arada şekerli bir tadı var. He, biraz şekerli. Şeker gibi. Bu kesin bu arada çok faydalı bir şeydir. Biz bu kadar... faydalı bir şeyse içilir yani. Bence yani bunu faydalı olmama ihtimali ben vermiyorum buna. Abi kesin faydalı ama. Şöyle faydalı olup da içeceklerin birçoğu yani gerçekten fena. Şeye dönüyor yani. Ben bir şans İşkenceye daha... dönebiliyor. O kadar da kötü değil be. Yani değil ben işte alıştım ben yani. Sen zaten ordulusun. Yani sütünü içmiyoruz biz. Bir fingon normal. Biz direkt yiyoruz. Devam edelim mi ikinciye bu etkiyi? Evet, bu sırada organik gofret Mogli. Evet, kakao. Kakaolu waffle. Ha Alman. Ha, waffle Almanya. Dedi işte gofretten Mogli. Dasik Weniger Zucker. Peki. Diyor ki. Ha, %30 kakao. Daha az şeker. Ha, daha. Az şeker. Nasıl sallıyorum? Bir şey söyleyeceğim. Evet. Üçü, dördü de aynı mı bunların? Aynı hepsi. Tamam. Aynı. Buğday unu, Hindistan cevizi, evet, evet, şey, bir şey, bir şey, bir şey. Hmm. Başkan, evet. Başkan şu an. Yarım yarım. Aç, açma lise. Attın mı ağzına? Güzel mi? Bayat. Yani bu bayat mı yoksa tarzı mı bu? Bayat değil. 18 Nisan 2018'e kadar şey var. Aa, bu çok kötü ya. Bu bayat gibi. Bayat gibi abi. Bayat gibi. Abi organik böyle oluyormuş demek ki. Yok abi ben hiç. Abiciğim abi bu böyle 2018'e kadar bayat olamaz. Ama şimdi tane şöyle bir şey koruyucu abi, maddesi evet. Yok ya bunlarda. Evet. Evet. Ondan mı acaba ya? Ama yani. Yani belki şu an bizde dalgete geçiyor olabilirler bunu gerçekten bilen izleyen hani. Abi bu bayat gibi. Ya bayat hani gibi. Bir şey söyleyeceğim. Organik diye bunu yemem ki o zaman hiç yemem gofret. Hani bunu yemezsin yani. Gofret yemek evet. İstiyorsan hiç yemezsin o zaman yani. Bunu... Evet. Konuşamadım. Bak, dili tutuldu. Dilim şey oldu yani. Peki, hocam ben şey diyeyim ben şimdi. Alın cebe de gerçekten demiş. Tadını merak edenlere şöyle şey yapalım. Gidin bayat yiyin bu. Evet. Ha bayat aynen. Evet. Gidin bayat. Rüzgarda iki gün bekletin yiyin o. Vallahi abarttım gram abarttım. Vallahi o. Ben aynen. Yedim komple ama tatlı şeyim gelmiş galiba. Başka. Ciddi ama bayattı yani. Oha ya. Vallahi başka. Evet. Ya da şekli öyle. Teşekkür ederiz bu arada. Yani. Devam ediyoruz. Devam edelim. Evet, sırada keten tohumu. Le Pen de Flore. Le Pen tohumu. Çiçeklerin ekmeği diyor. Ama bence ekmek değil. Çiçeklerin ekmeği. Ya bu evet. Şey gibi ya. Bitkilerin ekmeği. Muhtemelen böyle diyet falan yaptığınızda light bisküvileri falan yiyorsunuz ya. Onun ekmek organiği. Gibi. Evet. Teşekkür ederiz bence kendisine. Ay. Ben de hiç çiçekler açmadı görünce. Bir şey söyleyeyim mi? Şu masayı andırıyor bana. Masanın üzerinde zaten koy, bak. Kamufle. Hiç belli olmayacak bak. Aynen, gerçekten teşekkür ederiz. Buyursunlar. Şöyle vereyim. Alper en küçüğünü aldı.
fragmanı kemiriyorsun. Bayağı tahta, bundan şey yok. Ev falan evet, yaparsın ya. Yani. Kediye yap. Sulta oğlum. Bir şey söyleyeyim, ben bunu sobaya atarım. Şimdi bak. Gofret'in yanında. Gofret'ten daha güzel kesin. Net. Çünkü tadı yok. Tadı yok. İyi iyi ya. Tamam okey, bunu böyle krem peynirle sürülür buna yani. Tam onu diyecektim. Böyle yağlı peynirle. Böyle oğlum, %100 yağlı. Tadı yok. İşte, işte peynirle akar. Ama hiç tadı yok. Yani yok, var var. Yok ama yok ya. Yok. Böyle yok. Bir havayı çiğniyormuş gibiyim şu an. Hava zaten. Çoğu da güzel bence. Harbiden bir şey tadı var ya. Bir Allah için. Papatya tadı geliyor yani. Ya sana. Yeşim alıyor bir şey böyle buna benzer. Bu çok kötü mesela, adını unuttum şimdi, tuhaf bir isim var. O bu güzel mesela. Ya mesela bundan iki tane yesen beni üzer. Üzer ya. Üzülürüm ben. Bana hayat boyu yetti bu ya. Ben çok koy, teşekkür ederim. Gel. Tahminen burada bayağı para verdik yani. Ortalama. Bu da çilek şerbeti. Bir gösterelim şöyle arkadaşlar. Çilek şerbeti. Organik çilek şerbeti. Çilek şerbeti ne ki, organiği ne? Ne ki? Bilmiyorum. Harbiden ben de bilmiyorum. Ümitli misiniz? Abi çilek güzel ben bir şey. Ben çileğin şerbette... her şeyini severim. Aynen. Çok pardon, nasıl bir çilek varsa. Aslında özellikle kahvaltılarımda çilek reçeli olmazsa oraya oturmam ben ya. Evet hani, diyorsun ya. O bakmayın kadar. Ofiste oturuyorum ama o kadar. Normalde oturmam yani. Ofiste simit peyniri koyunca benim gözü açılıyor. Al kanka bu senin. Aa çilek kokuyor. Ama bozulmuş bir çilek gibi. Çok yoğun ya. Bayağı çilek yani. Çilek. Hmm, güzelmiş. Şeye benziyor bu. Hani çilek reçelini alıp sulamalısın. Bu o. Bu güzel de olur. Bu da fena değil. Ben beğenmiyorum. Bence güzel ama bu kadar güzel. Bir şey bu söyleyeyim mi? Bayağı bunu, için abi. Bir tanesini bak şu kadarını alacaksın. Bir bardak limonataya koyacaksın. O limonataya bir çilek tadı. O zaman limonata olur o. Adam şef ya. Şef. Saygılar. Bir de biraz hani. Bir şey diyeyim mi? Bu pastalara, keklere gerçekten evet, çok güzel yakışır. Çünkü bu bence mi yoğun. İçi çiliyor. Hayır, yakışır dedim ben. Yani bunun bir tanesini, içebilir misin kanka? Ben yok abi, çok ağır ya. Ben yok, o kadar seviyorum çileği ona rağmen. Ben bir tane bitiremem. Konuşma şeklim bile değişti bunları. Şey yaptım. Ama bu şu an tattıklarımız içinde evet evet, bu bayağı kral. Hani, kral. Öp başına koy. Koy. Başkana baksana ya. Selam abi. Başkan. Başkan yine açlığıyla oturmuş. Abi al bunu da iç ya. Al. Al al. Yok sağ ol. Abi nasıl içiyor ya? Yetti bana. Güzel bir abi, bayağı güzel. Yetti bana diyor, şu şey yedi. Şey, bir de bir sonraki bölümümüze geçelim. Ne o, çikolata mı? Evet. Şuna toplayalım da geçelim. Benim alanıma geldik. Ama senin alanın da bak, bu ne diyor? Orijinal İsviçre çikolatası. Organik. Ve %75 diyor ki bu çok yüksek bir yüksek rakam. Bir rakam. Evet. Bak çikolatanın hası bu. Şimdi kim ne derse desin. Öyle. Tadını beğen ya da beğenme. Evet. Ki bunlar gerçekten de bu çikolatalar faydalı aslında. Hani sürekli değil de bu tür şeylerde. Gurmelik dersinde işte bize Sadık Hoca söylediğinde direkt buydu. Abi ben sütsüz. Gurmelik dersi. Evet. Açamadı, açamadı. Ya o şöyle yırtacaksın onu ya. Çikolata süt olması lazım. Bu o kadar şey bir şey olacak ki böyle biter. Hiç hiç beğenmeyeceksin. Biter. Biter. Hemen biter. Ha. Biter değil, biter değil. Biter, hemen biter. Ha. Mesela bunu o ne renk? Küf gibi gözüküyor. Üzdü. Bir şey ama küf bu işte gerçek çikolata böyle. Küf, gerçek bu. Küf, küf ne? Gerçek çikolata bu işte yani. Güf değil o. Üzerini sıyırsa mıydık? Güf değil zaten, küf. Hani içi de öyle. Bölüşün. Allah Allah. Yok, ben bir tane de kendim istiyorum. Ha böyle yer misin sen? Ben yerim öyle. Alper? Var mı? Bak gerçekten güzel, çok güzel gözükmüyor. Kokuyor. Çok güzel. Ama tam böyle koku inanılmaz. Koku çok güzel. Koku tam bir çikolata. Hadi yiyelim de. Oha ısırılmıyor. Beklediğim kadar da kötü. Kötü. Ağzımda dağılınca anladım. Beklediğim kadar kötü değil diyecek. Merdiven altına benziyor. Çikolata bu. Gerçeği bu abi. Vallahi. Ben gerçeğini sevmem o zaman. Sen böyle çok bir şeyler katkı maddesi olsun için şekerle. Bu güzel abi. Bak, çikolata bu. Ben, benim sevdiğim de katkı maddesi abi, olsun, şekerimi yükseltsin. Kakaoyu dişleyelim o zaman ya. Abi güzel ama. Sen sevmedin mi? Kanka dişinde çikolata kalmış. Ama gerçek. Abi ben zorlaştım, ben sevdim ya. Al kanka elime böyle. Ben beğendim bu arada. Valla. Kardeş okey, afiyet olsun. Sinirim bozuldu ya. Başkan ne yese beğeniyor bir de. Evet, evet arkadaşlar buyursun. Yok yok yok. Evet tamam. Organik yiyecek ve içecekleri tattık. Bizden geçer puan
alamadılar abur cuburlar. Genelde alamadılar. Yani çünkü damak tadımıza uymuyor. Bir alışkanlık var geçmişten gelen. Aynen öyle. Belki sizler beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız saygı duyuyorum ama ben sevmedim. Ben sevmedim. Ben de sevmedim. Genel videoyu olarak beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda da görüşmek üzere. Ne? Çileyi. Fark ettik şişe yok ortada. Şişe yarıyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.